Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Bir kere koltuk çekimi yapmıştık bu sezon. Yoğun istek üzerine böyle bir çekim gerçekleştiriyoruz bu haftada. Bakalım bu format nasıl olacak? Bayağı kedili bir çekim oluyor tekrardan. Bugün biz onun yerine gasp ettik sanırım. Abi bugün Yalı Çapkın'ı 51. bölümü konuşuyoruz. Nasıldı bölüm? Yani Seyran Korhan'ın yaptığı flash açıklamalar dışında çok ilgi çekici anlar yoktu. Yine çok fazla karakter tutarsızlıkları izledik. Kapatılan hikayelerin aslında kapatılmadığını gördük. Birazdan konuşacağımız o ilk bölümden Hatırlatılan olayın nasıl da geçiştirebileceğini de görmüş olduk. Bu da bir noktada üzücüydü. Güngör Bey bazı şeyleri toparlamaya çalışırken bazı şeyler konusunda da yine eski alışkanlıklarını devam ettiriyor bence. Bu da tabii ki de reytinglere yansıyor. Rakip dizi vitesi yükseltmişken yıl çapkındaki temel sıkıntılar hala devam ediyor. Tabii işi de zor kendisinin ama ben daha farklı şeyler yapmasını bekliyordum açıkçası şu ana kadar. 51. bölümde farklı bir kurguyla bir açılış gördük aslında klişe diyeceğimiz bir formülle fakat bence doğru yazılmış bir şekilde bir bölüm açılışı gördük ve bölüm hikayesi de buna göre endeksliydi. Nasıl bir bölüm hikayesi vardı? Bölümün başında ana karakterlerden biri asla yapacağını düşünmediğimiz bir olay da karşımıza çıkar. Fakat karakterin bölüm içinde yaşadığı kırılmalar sonucu karakterin asla yapacağını düşünmeyeceğimiz o şeyi yaptığını görürüz. Aslında birçok dizide bu teknik karşımıza çıkar. Tabii ki. Bu nedir aslında? öncesinde biz bölümün finalini görüyoruz ve diyoruz ki aa buraya giden süreç ne acaba? Hani bu diziden örnek vererek anlatsana tamamen. Tabi mesela biz fragmanda neyi görüyorduk? Ferit'in bir planı vardı Seyran'ı kaçırmak istiyordu. Seyran da zaten aslında kaçmak için de mantıklı bir sebebi de vardı. Çünkü babasının yanında olmak en kötü şey onun için. Ama babasından bazı gerçekleri öğrenince ve bölümdeki Ferit'le birlikteki konuşmalarında gördüğümüzde ilerleyen süreçlerde Seyran'a daha da çok hak vererek o açıklamaya nasıl gittiğini, o süreç nasıl ilerlediğini. Dizi gösterdi. Böylece bölüm aslında çok fazla olay içermese dahi tek olay üzerinden. Karakterleri oraya toplayarak temposunu sürdürdü. Yani Seyran bu açıklamayı hani artık içinde biriktirdiklerini kamuya, babasının da desteğiyle birlikte dökmek istedi bir stüdyoda. Bunda ayarlandı. Burada tabii ki de yine büyük suçlu Ferit'te. Çünkü Ferit'in ağza alınmayacak sözleri bardağa taşıran son damlaydı. Artık Seyran ne olursa olsun noktasına geldi. Ya o kızı ormanda bir başına bıraktı ya. Ya inanılacak bir şey dedi yani daha iyisin Ferit dedi ya daha iyisin böyle yapmaz böyle açıkta bırakmaz kimseyi mesela yani. Ölümden beter bir hale attı. Seyran da bütün Korhan imajını sildi. Hem de Korhanları Mem mutlu gününde bunu yaptı. Şimdi bölümün akışında dediğimiz gibi 24 saat sonrası diye bir açılış gördük. Bu 24 saat öncesinde biz nerede bırakmıştık hikayeyi? Seyran'ı Kazım götürecekti. Evin kapısını çaldı ve hadi gidiyoruz dedi. Ve Seyran'ı Ferit'in deyimiyle kaçırdı. Sunan'ın deyimiyle zorla alıkoydu. Ya kesinlikle öyle oldu ama bence bir noktada şu da söylenebilir. Seyra'nın böyle bir konuşma ihtiyacı vardı babasıyla birlikte. Kazım Ağa'nın değişimi hala devam ediyor. İlginç bir damar yakalamaya çalışıyor orada. Seyirciyle bağ kurdurmak istiyor Günger Bey. Bu benim çok sevmediğim hamlelerden bir tanesi. Ama hani Seyran başka kimden öğrenebilirdi bu tarz olayları? Bilemiyorum ben yani Halis Ağa'nın onun hakkındaki gerçek düşüncelerini ve ona yaptırdığı planları işte çocuk olmasında diye ifakat üzerinden yaptırdığı planları bildiğini falan kime anlatabilirdi kim aracılığıyla aktarılabilirdi diye düşündüğümde sanki Kazım Ağa iyi bir tercihti ama Ağa'yı bu kadar iyi bir insan yapmak bilemiyorum seyircinin sevdiği bir karakter olabilir ama hikayedeki sıkıntılardan biri de bu karakter. Peki Kazım'ın sultanla görüşmüş olmasını ne diyorsun? Yani kadın diziden çıktı ama etkisi hala devam ediyor. Keşi dizide oynuyorken de onu çok fazla görebilseydik iyi bir karakter yaratılabilirdi yani. Hani iyi bir karakterden kastım yan hikayeleri devam ettirecek ve çatışmayı diri tutacak bir karakter yazılabilirdi. Çok çabuk olayı çözüldü ve yıldan gönderildi. Etkilerini de çok hissedemedik aslında. Çok değişik şeyler çıkabilirdi oradan. Ve tabii hani Seyran'ı kaçırma operasyonu oldu. Evet. Dünyanın en saçma operasyonu. Ovid'in Suna ve Ferit gittiler. Daha sonrasında yine Ferit'in acayip bir şekilde bir kahramanlık yaparak, sızarak hiç de ses çıkarmadan o şeyin tellerini sökerek Seyran'ı kaçırdığını gördük. Arabaya bindirip kaçtılar. Yani bu sezon çok fazla bunu görüyoruz. Beyaz Atlı Prens olarak Ferit geliyor. Seyran'ı nerelerden nerelerden kaçırıyor. Ama ona rağmen bunlar ikisi bir araya geldiklerini ki bu bölümde de konuştular. Hiç olmuyor yani. Hep bir çatışacak bir nokta buluyorlar ve gerçekten iki ergenin hala bir şeyleri çözemediğini görüyoruz. Çünkü Ferit'in de dediği gibi biz birbirimizi dinlemeyi beceremedik diyor. Hakikaten de dinlemeyi beceremiyorsunuz. Peki ama şunu sormak lazım. Ya Ferit madem dinlemeyi beceremiyorsunuz, senin dediklerini kim dinleyebilir ki? Onu da sormak lazım. Ya yani Kızın ailesinden her şeye kadar yüzüne vurdum ben siz hiçbir şeysiniz dedin. Yani sen ben olmasam başka birine satılacaktın dedin falan. Ya bu kadar şeyi öfkeyle söylemek hani ilk etapta sıkıntı gelmeyebilir ama derinlemesine düşünüldüğünde demek ki bunu çok uzun zamandır düşündüğünü fark ettik karakterin. E bu da sevgi de bir yere kadar dedirtti. O tartışmadan önce Ferit'in Seyran'la arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Seyran şöyle bir şey diyor Ferit'e. Sen kendi faunusunda güçlüsün Ferit. Bir gün ailene karşı gelirsen ben sana yardım ederim diyor. Bu da bize ilerleyen bölümlerde bir şengeldir değil mi abi? E tabi bu dizinin herkesin de tahmin edeceği şekilde ilerleyen zamanlardaki durumu nedir? Ferit de Seyran'ın artık geçmişteki olayları geride bırakarak herkes oyunlar oynayarak asıl çift olmaları ve yalının kontrolünü ele geçirmeleri sürecini izleyeceğiz aslında. Ona bir düğüm atıldı. Yani aslında Ferit Halis Ağa'nın oluşturduğu o düzene karşı gelecek ve burada en büyük destekçisi Seyran olacak. Tabi bu ama çok uzun bölümler sonra olacak yani. Şu an Ferit tek başına bir cephede savaşıyor ve farklı bir hayat çizelgesi çizmeye çalışıyor ama o bir noktada patlayacak. Ferit öyle düzenli hayatta yapamaz. O çocuğun düzeni öyle değil. O düzensizlikten düzen yaratmayı seven bir karakter. O yüzden Halis Korhan çıkartamazsınız ondan ki zaten öyle bir adam çıkmasın. Öyle işkoli olup işte daha kendi kurallarına dayatan bir adam bence çıkmayacak Ferit'ten çünkü hayatında Seyran gibi birisi var. Senin de dediğin gibi bu Seyfer kavgasından sonra Seyran Ferit'e bilendi artık. Zaten incelemenin başında konuştuğumuz o yapmayacağını düşündüğümüz duruma karşı kırılma gördük Seyran'da. Ve bu kırılma da canlı yayına doğru ilerletti bizi. Canlı yayına geçmeden önce aradaki yan hikayelerden biraz bahsedelim istiyorum. Temizlikçi Sacide hikayesi ufaktan başladı orada. Abi zerrini gördü. Pelin'in Sacide korkusu var. Fakat Şehmuz son noktayı koyarak Sacide'yi yanlarına aldı. Ben geçen hafta sana ne demiştim? Bu kadın bunların hizmetçisi olur demiştim. Hizmetçisi gibi bir şey oldu. Tabi ve şunda altını çizdiler. Buradan canlı da çıkamazsın eğer bir şeyleri anlatırsan dediler. Sanırım oradan şu anlık çok bir şey çıkmayacak gibi gözüküyor. Ta ki Pelin bu olayları eline yüzüne bulaştırana kadar diyelim. Bence orada bu çizgiden ilerlemeyip Pelin'in böyle bir fenalaşarak belki bir çocuğu düşürüp düşürmeme çatışması yaratmanız daha mantıklı gelebilir. ya. Yani bilmiyorum. Birinci bölümdeki olayı hatırlatıp işte insanların gönlünü almak için böyle bir şey yapmak çok gereksiz geliyor bana. Kim hatırlıyor ki birinci bölümü? Daha sen o zaman onu yazmak için bir sürü sıran vardı. Daha 8. 9. bölümde millet ayağa kalkmıştı. Bu tarz bir kestin çıkmasıyla birlikte ilk bölümden. O zaman hiçbir şey yapmadın. Üstüne 20 bölüm falan yazdın. Bir şey yapmadın. Şimdi diziye tekrar gelince bir şey oldun. Sen de bunu konuştuk ya. Güngör Bey bu aradaki boşlukta bence kesinlikle Yalıçapkın'ı oturup bir daha izlemiş ilk sezonu. İkinci sezonda da yapılan belki hataları da değerlendirmiş. Kendisi farklı bir dizi yazıyorken. Hatta bence bizi de izlemiş gibi düşünüyorum. Çünkü gerçekten geçen sezon konuştuğumuz çoğu şey şu an olmaya başladı ya. Bazen şey hissine kapılıyorum. Yani gerçekten Twitter'daki yorumları zaten okuduğunu biliyoruz. işte adamın bilinen bir bisküvi markasını yiyip işte bir kullanıcı adının aslında benzeri şeklinde bir paylaşım yapmasından tutun. işte diğer senariste göndermeli paylaşımlarından tutun. insanların yorumlarına da göndermeli paylaşımlarından tutun. Bence ben bizi de izlediğini ben düşünüyorum. Neden diyeceksin? Hocam mesela teori videosu yapmıştık biz birkaç kere. Ya orada ne konuşsak Çıkıyor. yani. ilk sezon üzerinde yaptığımız her şey şu an tekrar tekrar olmaya başladı. En büyük eleştirdiğimiz noktalar şimdi yüzlerine vurulmaya başladı karakterlerin ve onun da aklına yatmış bence bu fikirler. O benim ilgimi çekti. Teori videosunda gerçekleşmeyen tek teori Halis'in ölmesiydi. İkinci sezon finalinde artık ölür. Tabii tabii artık zaten o da olacağı benziyor yani. Öylesine bir teori videosu çekmiştik o gün daha kaçıncı bölüm? 17 mi? 16 mı? Şu an hepsini işliyor. Herhalde şey mi oldu izledikten sonra? Lan oğlum iyi fikirlermiş aslında. Ben bunları yazsam mı bu ikinci sezonda gibi olmuş olabilir ya kendisi iyi hazırlanıp gelmiş bazı olaylara. Ama artık dizi sürelerinin uzun olmasından mıdır ya da çok fazla kendi bakış açısından mı, ilerletme çabasından mıdır bilmiyorum. Takip etse de kendisine gelen eleştirileri inadından da vazgeçmiyor. Yazar inadı var yani kendisinde. O zaman başka bir yan hikayeye geçelim. Orhan ve İfakat Halis'e darbe yapma fikrini ortaya attı. Şirketi ele geçirecekler. Burada da bir hikaye açıldı abi. Yani aslında sezonun başında o işbirliğinin bittiğini biz düşünüyorduk. Ama Orhan da artık bir şeylerin değişmesi gerektiğini anladı. Özellikle bu bölüm babasıyla olan konuşmasında işte Ferit'i bekliyorlarken o müjdeli haberi verilmeden önce Orhan'ın bir hiç olduğu tekrar hatırlatıldı Halis'in gözünde. Orhan müziğe döner mi? Orhan'ın zaten konserleri hala devam edilebiliyor ve çok güzel bir detay yakalamış bence Güngör Bey orada. Zaten hani Emre Altu çok iyi bir müzisyen. Babacım siz bunu siz müziği yani sanat olarak görmüyorsun. Siz çizimleri böyle görüyorsunuz demişti. Adamın aslında demek ki o yılda bu kadar kendisini sineye çekmiş ve bastırmış olmasının sebebi biraz da o tarz bir babadan, yani despot bir babadan büyümüş olması da olabilir. Hiçbir zaman hayatta istediğini yapamamış, istediği evliliği kuramamış. Bu yüzden de hep böyle güçlü insanların arkasına sığınan bir karakter var yani. Hem babasının hem işte ifaketin arkasına sığınan bir karakter var. Şimdi yine ifaketin yardımıyla bir işler çevirmeye çalışacaklar. Acaba burada Suna'yı da dahil ederler mi bu plana diye düşünmedim değil. Suna demişken bir bir diğer yan hikaye geçelim. Zaten dizide de başka yan hikaye ilerlemesi yoktu. Yalandan bir ilerleme zaten bu bahsedeceğim. Kaya ile Sunu arasındaki bir gerilim. Araya bir Nüket'in dahil olmasıyla alakalı bir durum vardı ama çok yalandandı. Zaten hani bölümde süre dolsun diye konulmuş gibiydi. Ya Kaya'nın kendisine zarar vermeye çalıştığını gördük. İşte bakın herkes bu yılda psikolojik sıkıntılı görüyorsunuz falan tarzında bir yine bir mesaj vardı. Gözler daha üzerine ilerliyor ama Kaya'nın da mental durumu şişi değil baktığımızda özellikle bazı olaylarda çok ciddi sıkıntıların olduğunu görüyoruz. Ve kendisine söylenen sözleri de hiç unutmuyor. Ve Kindar da bir karakteri var yani. Sunay'a çok güzel bir cevap verdi. Sen benden habersiz işte gittin. Ben aynı şeyi yapacağım zaman sen beni bu odadan çıkarmamıştın. Şimdi ne oluyor yani? Niye benden habersiz benim karım gece bir yerle çıkıp dönüyor falan tarzında. Bir muhabbet yaşandı aralarında Kaya'nın bu ilişkiden zararlı çıkacağını görüyoruz yani Sunay'ın planlarıyla birlikte. Bir de Abid'in olayları bitsin artık ya. Hani geçeli var Artık. yani alışkanlık mı diyeceğim değil mi diyeceğim yani bu artık o gerilimi bırakın abi. Kapatın o sayfaları bir de ne de başka bir şeyler açın yani. E şeyi getirmediniz mi zaten Şefika'nın kızını? Ha onu görmüyoruz zaten o da öyle oldu. Ya bir oyuncu giriyor dekor olarak kalıyor bilmiyorum neden mesela. Dizide tek bir hikaye aksında ilerledi. Arada böyle yalandan yeni hikayeleri ilerletmekte sanki bir tembelliktir değil mi? Tabii Leyla Hanım'ı biz niye hep eleştiriyorduk yıl çapkına geldiğinden beridir. Bir tane ala ol olayı ilerletiyor. Yani hikayeler gıdım gıdım ilerliyor ama normal bir ilerleme yok. Hiçbir şey izlemiyoruz o zaman iki buçuk saat boyunca. Yarım saatlik bir kesim izliyoruz. E Ben yarım saatlik bir şey izlemek istesem zaten dijitalden bir dizi açarım. Dolu dolu izlerim o yarım saati. İki buçuk saatime vereceksem bütün duyguları bana yaşatan... ...ve aslında daha büyük olayların tek bir eksen etrafında dönmesi... ...ya da o olayların hepsinin parça parça olarak bir yerde toplanması tarzı... ...bir şey izlememiz gerekebilir bu kadar yüksek eğitimleri olan bir dizide. O zaman canlı yayına geçelim yani bölümün son sahnesine Seyran adeta 51 bölümlük dizinin özetini anlattı kendi açısından. Burada hem Korhanları hem Kazım'ı ezerek canlı yayında bütün taşları döktü, bütün pislikleri döktü dersek daha iyi olur. Bölümün sonunda da cümlelerini kadına şiddete karşı söylemle bitirdi. Kamu spotu tadında bir final izledik. Ben hep şey diye düşünmüştüm Ferit burayı basacak ve Seyran onunla göz göze geldiğinde bazı şeyleri söyleyemeyecek diye düşünmüştüm. Ama hiç öyle olmadı. Ferit geldiğinde her şey için çok geçti. Kazım Ağa da böyle boşluğa bakıyordu. Ferit zaten sudan çıkmış balığa dönmüştü. Şimdi Ferit'in de bu bölüm aslında ilerleyen bölüm özelinde farklı perspektiften haklı olduğu yanlarda ortaya çıkacak yani hani Seyran da sonuçta sudan çıkmış akkaşık değil ama Seyran'ın değindiği konularda güzeldi. Yaşadıklarını anlattı ve bu sadece yaşadıklarının bir kısmıydı. Daha neler neler oldu. Özellikle Korhanlar üzerinde anlattığı şeylerin çoğu doğruydu. Şiddet üstüne getirmesi de psikolojik şiddet daha çok var bence Seyran'ın hayatında. Fiziksel olarak daha bence kendi ailesinden görüyordu bu tarz bir şiddeti ama Seyran karakteri 51 bölüm boyunca herhalde 5-6 kişiden de fiziksel ve zihinsel olarak şiddete uğramıştı. Bu arada şiddet demişken aklıma geldi. Ferit'le Seyran kavga ederken Ferit'in şu cümlesi beni acayip sinirlendirdi. Ben biz tekrar evlendikten sonra babanın sana şiddet uyguladığını anlamamıştım. Ya nasıl anlamadın be adam? Ya bir de affedersin hocam. Bu kadar da cinsel isteği yüksek olan bir adam. Habire zaten birlikte oluyorlar. Hiç mi görmüyorsun kızın vücudunda? Bakmıyor musun affedersin yani? Hani her yeri mosmordu kızı. Kırbaçladı bilmem ne de. Abi dövdü dövdü duvara attı Feyyaz Yiğit'in deyimiyle babası. Hiç görmedim duymadım etmedim. Abi nasıl oluyor ya? Aynı kişi yazdı bu arada. Leyla Hanım falan değil de bu kısımları yazan. Neden mesela işte yüzleşme yoktu o zamanlar hep diyorduk ki o dizide yüzleşme yoktu. Şimdi hemen geçiştirmeye çalışıyor. Kendi açını kapatmaya çalışıyor yazar orada. Nasıl görmüyorsun abi? Ferit gibi bir adamın gözünden hiçbir kadının bir parçası kaçmaz bu arada yani. Öyle bir karakter yazıyorsa. Bu arada Mert Ramazan Demir'e de çok geçmiş şey olsun. Yeni bölüm çekimlerinde sakatlanmış kendisi. Değnek de yürüyordu. Umarız iyi olur. Şu konuda üzülüyorum Mert için. Bu kadar festival yarışma oluyor abi. Çocuk hiçbir yerde kazanamıyor ya. Yani GQ'nun mesela bir şey oluyor. Etkinliği oluyor. Abi herkes var Mert yok mesela ne bileyim Türkiye'nin en önemli yarışmalarından biri olan altın kelebek oluyor. Çocuk kazanamıyor. Mesela yıl çapkını ödül alıyor ama Mert Ramazan Demir alamıyor. Yani abi nasıl yani? yani gerçekten menajerler burada belki de çok önemlidir. Belki de lobi de önemlidir. Ama hani bazen de göz diye de bir şey var. Ama abi yani menajer dediğin için söylüyorum. Bu işin %90'ı %95'i menajer işi ya. Değil mi? Gerçekten de öyle bir faktör var yani. Bu haftalık bizden bu kadar abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Biraz geç olsa da incelememiz Bizi çektik yoğun takvimde. Yıl Çapkın'ın 52. bölümü incelemesinde görüşmek üzere haftaya arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.